Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ren Irmağı'nın kenarındayız. Bu görünen su birikintisi Ren Irmağı. Gerçekten çok büyük bir su debisine sahip bir nehir burası. 1230 kilometre uzunluğunda ve aşağı yukarı en olarak da 1 kilometreye yakın bir eni olan bir nehir burası. Bu nehir hakkında size bilgi verelim. Ren Irmağı İsviçre Alplerinden doğup Hollanda topraklarında Kuzey Denizi'nde denize ulaşan bir nehir. Bu nehir Alp Dağları'ndan doğmaktadır. İsviçre Alplerinden doğmaktadır. İsviçre Alplerinden göle kadar, Bodensee Gölü'ne kadar olan kısma Alp Rhein, Alp Reni deniliyor. Gölün olduğu kısma ise Göl Reni veya Zeerein, Almanca ismi Zeerein dedir. Gölden sonra Basel'e kadar olan kısma Hochrhein yani yüksek Ren Irmağı deniliyor. Burada hatta büyük bir şelale var, Çağlayan var. Şavhavuz'un Çağlayan'ı var. Basel'den itibaren bu ırmak durağan hale geliyor. Buraya yukarı Ren bölgesi deniliyor. Bu kısımdan itibaren ise Orta Ren, Alçak Ren ve artık suyun parçalara ayrıldığı delta haline geldi. Delta Ren şeklini alıyor arkadaşlar. Ren Irmağı, İsviçre, Liechtenstein, Almanya, Fransa, yerine göre Lüksemburg bir kısım olarak diyebiliriz faydalanabiliyor. Ve Hollanda'ya hayat vermektedir. Ren Irmağı bu ülkeler için şu vaziyeti görmektedir arkadaşlar. Bunu açıklayalım. Bu Ren'in kenarındaki olan herhangi bir şehir, herhangi bir kasaba denizin kenarındaki bir liman şehri kadar kıymetlidir. Dolayısıyla Ren Irmağı'nın kenarında sınırı bulunan ülkeler denizin kenarında sınırı varmış gibi görmek gerekiyor. Niye? Çok büyük bir su kütlesi olduğu için buradan ticaret yapılabiliyor. Dünya piyasalarına buradan açılabiliyor. İsviçre bunu çok iyi kullanıyor. İsviçre özellikle Basel şehri Ren Irmağı'nın kenarında bulunuyor ve ticaretin başladığı, aslında Ren içinde ticaretin başladığı yer Basel'den itibaren başlıyor. 800 kilometre derinlikte olmasına rağmen, 800 kilometre hatta biraz daha fazla derinlikte olmasına rağmen buradan dünya piyasalarına ulaşılıyor. Demin söylediğimiz gibi Ren Irmağı'nın değişik bölümleri var. Yukarı Ren bölümü, Alp Ren bölümü ve Zeren yani Göl Ren haricindeki diğer bölümlerde ticaret yapılmaktadır. Ren Irmağı arkadaşlar ticari olarak şöyle değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki buradaki bu büyük su kütlesinden sulamada faydalanılıyor, balıkçılıkta faydalanılıyor. Bunlara bir şey dememiz mümkün değil. Ama belirgin bir özellik var ki bu nehir kanal şeklinde kullanılıyor. Avrupa'nın, Orta Avrupa'nın ve Batı Avrupa'daki çoğu belediyelik, vilayetler ve hatta köyler bu Ren Irmağı sayesinde denize ulaşıyor. Bu Ren Irmağı'nda Düsseldorf mesela en büyük limanlardan birisi Düsseldorf'tur. Bu bölge için söylüyorum. Büyük bir liman ve ticaretin büyük bir çoğunluğu orada yapılır ve o da Ren Irmağı'nın üzerinde bulunur. Yine büyük bir liman olan Mannheim Limanı yine bu Ren'in üzerindedir ve bizim arka kısmında olan yukarı Ren bölgesinin başlangıç noktası olan Basel'de yine büyük bir liman var. Bu büyük limanların yanında küçük bir sürü liman var bu nehrin etrafında ve ticareti sağlıyor. Buradaki sanayi ürünleri, tarım ürünlerinin hepsi dünya piyasalarına bu kanal sayesinde, artık kanal diyebiliriz yani ticari olarak kanal dememiz lazım. Piyasaya ulaşılıyor. Peki bu Ren Irmağı bu şekilde miydi? Ren Nehri ticari olarak gemi trafiğine bu kadar müsait değildi. Büyük bir su kütlesiydi ama su dağlıktı. Özellikle bu yukarı Ren Ovası'nın bir kısmı büyük bataklıklara sahipti. Fransa devletiyle Almanya devleti el ele veriyorlar ve zamanında etrafına bentler yapıyorlar. Bu bentler sayesinde su biraz daraltılıyor ve toplanıyor. Bundan sonra da zaten gemi ticaretine başlıyor bundan itibaren. Sadece belli aralıklarda gemi indirme yerleri var.
gemiler geliyor rakımdan dolayı. Tabii ki su inerken de sonra aşağı belli yerlere rakım düşüklüğü oluyor. Orada gemi indirme yerleri var. Belli aralıklarda. Tabii çok hızlı bir şekilde yapıldığı için de ticarete bir engel tanımıyor. Ön taraftaki kapıyı kapattılar. Kapattıktan sonra içerisi su dolacak bu havuzun içine. Ve bu havuz tam dolduktan sonra da ön kapısı açılacak ve gemi yoluna devam edecek. Reynolds içerisinde böyle yerler çok fazla var. Rakımı yani yükseltiyi ayarlamak için ara ara böyle yerler yapmışlar. Böyle yerlerde arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bölgenin turizmine katkıda bulunuyor. İnsanlar geliyor burada. Bu seyri, bu olayı izliyorlar. Turistler var. Evet. Şu anda işaret verildi. Ve kapı açılacak. Renirma bu bentin üst tarafında. İlginç bir şeydir. ve şu anda biz Renirma'nın altındayız aslında. Burası aşağı yukarı 10-15 metre, belki de 20 metre aşağıdayız şu anda. Yavaş yavaş Renirma'ya doğru çıkacağım. Bentlerin büyüklüğünü göstermek açısından bunu yapıyorum ki etrafındaki bentlerin yüksekliği bu kadar büyük ve Renirma'nın çoğu yerinde bu bentler var. Şimdi bentlere doğru tırmanalım. Uzun bir çalışmadan sonra bu bentler yapılıyor. Fransa ve Almanya tarafında bu bentler var. Şu anda biz bu aşağıdaki tarla yolundayız. Şimdi bu tarla yolundan yani ovanın içindeyiz. Bentlere doğru çıkıyoruz. Çoğu yerde böyle basamaklar var. Tahmin ediyorum ki 20-30 belki de 50 metre yüksekliğinde bu bentler. Bazı yerlerde böyle merdivenler konmuş. Uzunluğu yüzlerce kilometre olduğu için şöyle bazı yerleri gösterelim. Evet. Bentlerin üstünden itibaren Renirmağı başlıyor. Ya bu bentlerin üzerinde yürüyüş yolları var. Yüzlerce, binlerce insan burada koşu yapıyor, bisiklet sürüyor. Bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burası Renirmağı görüyorsunuz. Sağ tarafında büyük bir su kütlesi var Renirmağı. Sol tarafında küçük ırmaklar var. Şu ırmaklar. Evet arkadaşlar özellikle görüntüyü bu şekilde çektim. Sağ tarafımda olan kısım Ren Nehri, sol tarafımda ise ovanın içinde gelen çayların, derelerin toplamış olduğu kanallar var. Bu kanallar normalde mantık olarak arada bent var. 50 metre, 60 metre büyüklükte bentler var. Belki daha fazla da bilmiyorum. Yüksekliği bilmediğim için farazi konuşuyorum. Bu aşağıdaki su birikintisi bu Ren Nehri'ne nasıl karışacak, nasıl birleşecek? Bunu size açıklamaya çalışıyorum. Şöyle oluyor bu da. Normalde bir dere, bir ırmağa birleşirken en yakın yerden birleşir. Burada mühendisler coğrafyayı ölçü almışlar. Bu ırmak, Ren Nehri etrafında bentler olmaz var ama etrafında bentler var ama bu denize doğru yaklaştıkça rakımı düşüyor. Rakımı düştüğü için yukarı rakımlardan gelen bir dere aşağı yukarı 10-15-20 kilometre sonra rakımı dengeleniyor ve bu yükseltisi dengeleniyor ve buradan karışıyor. Hemen en yakın yerden değil de mühendisler bunu dikkate almışlar. 20 kilometre, 30 kilometre, yer yer 50 kilometre kanallar açmışlar. Birleştirmişler bu dereleri, çayları, ırmakları ve ondan itibaren bunlar o bölgeden itibaren bura Renirmağı'na birleşiyor. O yüzden Renirmağı'nın kenarında ara ara böyle derelerin olduğu, ırmakların olduğu bölgelerde ara ara böyle ufak kanallar yapmışlar mühendisler. Renirmağı'nın ekonomik ve coğrafi yapısını anlatmaya çalıştım. Biraz da siyasi olarak anlatalım size. Siyasi boyutu nasıl diye. Renirmağı Liechtenstein ile İsviçre'nin sınırını çiziyor. Daha sonradan Almanya ile İsviçre arasındaki sınırı belirleyen bir ırmak. Ve ondan sonra da Fransa ile Almanya'nın belli bir kısımda arasındaki sınırı çizen bir su kütlesi. Buraya kadar her şey normal. Bundan sonra olaya girelim. Bu yukarı Ren bölgesinde özellikle bizim bu çekim yaptığımız bu bölgede
büyük bir ova var arkadaşlar. Basel'den başlıyor ve Wiesbaden'e kadar giden yukarı Ren Ovası. Bu ova Avrupa'nın içinde aşağı yukarı yükseltisi 200 metre, denizden yükseltisi 200 metre olan bir ova. Dolayısıyla çok fazla ürünün, meyvenin ve sebzenin yetiştirdiği bir yer. Su sorunu olmayan sulak bir arazi, iklimi de yumuşak, yani bir nevi mikroklima Akdeniz iklimi gözüküyor burada. Bundan dolayıdır ki de bu ova, Ren Irmağı'nın etrafındaki bu ova siyasi çekişmelere sebep olmuş bir yerdir. Fransa ile Almanya arasında. Bu ovanın şu anda günümüzde aşağı yukarı %70'i Fransa'nın elinde, %30-35'i ise Almanya'nın elindedir. Bu ova Almanya ile Fransa'nın en çok savaş yaptığı bir yer arkadaşlar. Aşağı yukarı her 50 senede veya 60 senede el değiştirmiş bir bölge. En son el değiştirdiği zaman 2. Dünya Savaşı. Fransa ve Almanya arasında bir Fransa'nın eline geçmiş, bir Almanya'nın eline geçmiş bir bölge. Böyle verimli bir arazisi olan ve su yolları üzerinde bulunan Ren'i bir kanal olarak düşündüğün zaman, bir kanalın üzerinde olan bu bölgeden ne Almanya vazgeçebiliyor ne de Fransa vazgeçebiliyor arkadaşlar. Bundan dolayı da çok fazla savaş olmuş bu bölgede. Bu bölgenin ismi ne? Irmağın karşı tarafında olan yere, Fransa tarafındaki olan kısma Alsace bölgesi deniliyor. Yani tarih kitaplarında geçer Alsace-Lorraine bölgesi. Alsace bölgesi arkadaşlar tam olarak şu karşı gözüken yer Alsace bölgesi. Bu kısmın biraz ilerideki olan kısma Lorraine deniliyor. Almanya tarafında ise Schwarzwald, Baden-Württemberg veya Saarland eyaletlerinin olduğu kısım burası. Alsace bölgesinde Strasbourg, Colmar, Mulhouse gibi büyük şehirler var. Özellikle Strasbourg bu bölgede olan bir şehir. Aslında Alsace bölgesi ne Almanya'ya ne de Fransa'ya bağlanmak istiyor. Diyor ki bizi rahat bırakın, biz bağımsız bir ülke olalım diyorlar. Alman ırkı olan, Fransızca konuşan bir bölge. Bu bölge tabii ki şu anda Fransa'ya bağlı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çekişmelerin devam edeceği için Almanya ve Fransa bir araya geliyor ve diyorlar ki ulen yapmayalım, etmeyelim. Defalarca, belki onlarca defa bu bölge el değiştirmiş. Tekrar savaş yapmayalım. Gelelim bir ortak pazar kuralım. Kömür pazarı kuralım. Avrupa ekonomik topluluğu kuralım ve en sondaki ismi ise Avrupa Birliği'ni kuralım diye söylüyorlar. Aslında bu bölgeden dolayı diyelim. Benim kendi görüşümü söylüyorum. Avrupa Birliği'nin kurulduğu yer Strasbourg bölgesi. Peki arkadaşlar, bir de şunu açıklayalım. Günümüzde nasıl? Ren bölgesi, Ren Havzası'nın Ren Nehri. Günümüzde Avrupa Birliği olduğu için, Avrupa Birliği ile İsviçre arasında da anlaşma olduğu için herhangi bir resmi prosedür burada uygulanmıyor. Almanya'nın veya Fransa'nın bir kendi iç nehri gibi bir vazifeyi almış. Onu da söylemek istedim. Gördüğünüz gibi Bentler'in etrafında yürüyenler, koşanlar, bisiklet sürenler, çocuklarını gezdirenler, hayvanlarını gezdirenler, çok sayıda insan var. Burası bir nevi çekim merkezi olmuş bu Bentler'in olduğu kısım. Bir nevi iç turizmi de bu tarafa doğru çekmiş diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, size Ren kenarında oluşan lagünler var. Doğal lagünler var. Bu lagünleri de göstermeye çalışacağım. Bu lagünler ise Afrika'dan gelen kuşların kutuplara gitmesinden veya kutuplardan gelen, kuzey kutbundan gelen kuşların Afrika'ya giderken durak noktasını oluşturuyor bu lagünler. Lagünler çok sayıda bulunur. Ren Irmağı'nın kenarında, özellikle Almanya'da, Fransa'da ve Hollanda kısımlarında fazla bulunur. Şu anda kış mevsimi olduğu için fazla sayıda kuş yok. Binlerce var ırmağın kenarında. Ve çoğu yeri devletler tarafından koruma altına alınmış. İnsanlar buralara gezmek için, dolaşmak için geliyorlar. Gerçekten doğa harikası bir yer, böyle yerler. Değişik bir güzelliği var. İsviçre'yi, Almanya'nın Baden-Württemberg şehrini, Fransa'nın
Elsas bölgesini, Loren bölgesini Fransa'nın, yine Almanya'nın kuzey bölgelerini, Hollanda'nın ise tamamına yakını besleyen bir nehirden bahsettik arkadaşlar. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız eğer kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.